Hastalıkta, sağlıkta, evliliğin düsturu her koşulda bir arada olmaktır. Ama gelin görün ki o sözler pek tutulmaz. Sırada o sözü tutan ve yeniden nikah masasına oturan uğurlu çiftinin örnek hikayesi var. İyi ki yanımda, iyi ki var. O benim iyilik meleğim. Üzünlüyüz tabii ki. Sağlığına kavuşunca daha iyi olacak. Hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu ölüm onları ayırana kadar bu kez resmi nikahla evet dediler. Evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet. Yani televizyonlarda da görüyoruz gidenleri, kaçanları. Ama yani Allah razı olsun kendisinden. Hiç pes etmedi. Anlattığım zaman herkes bana çok şanslısın diyorlar. Aslında şanslı olan her ikisi de. Çünkü bu hayatta gerçek aşkı, sevgiyi, dostluğu buldular. Biz evlenirken hep diyoruz. İyi günde, kötü günde. Kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. İşte Mustafa tam onu verdi, yaşattı bana. Hiçbir zaman elimi yalnız bırakmadı beni. İlk nur parıltı, bir yıldır mesane kanseri. Hastalığı son evresinde, uzun zamandır tedavi görüyor. Son 3 aydır da Eyüp Sultan Devlet Hastanesi paliatif merkezinde yatıyor. Geceler boyu uyumadı, ben ağladım, bu ağladı. Bir yıl önce rutin bir kontrol sırasında parıltının kanser olduğunu öğrendiler. Sen dedi yoksan iş güç de yok benim için, sen önemlisin benim için. Aldı elimden, tuttu, ben yol bilmem, iz bilmem, o götürdü getirdi beni hastanelere. Onların aşkı, sevgisi öylesine büyüktü ki eşinin saçı döküldü diye Mustafa Bey de kazıttı saçlarını. Hiç tereddüt? Asla. Hiç etmediniz? Asla. Bugün bile? Asla. Ölüm bize ayrıncaya kadar. Burası Eyüp Sultan Devlet Hastanesi Paliatif Bakım Merkezi. İlknur Hanım eşi Mustafa Bey ile beraber burada, bu odada tedavi görüyor. Tedavileri burada devam ediyor. Ama burası az sonra şenlik yeri olacak. Gelinliği giydi. Saçları tamam. Mustafa Bey ile İlknur Hanım az sonra sonsuza dek bir evet diyecekler. Çok seviyorum onu. Vallahi ben konuşmayayım fazla. Gerekenleri de söyledim. Çiçeği burnunda çiftin bir de öğütleri var. Aşk mücadele etmeye değer. Hemen pes etmesinler, hemen bırakıp gitmesinler. Mücadele etsinler. Hayır.